Merhaba değerli izleyiciler, Ayşe Yanık ile Sanat Atölyesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda özellikle gerçekçi çizimlerde önemli olan beyaz aydınlatıcı highlight kalemlerden ikisini Faber-Castell Polychromos ve Prismacolor Premier'in özelliklerini ve farklı çizim kalemleri üzerinde nasıl sonuç verdiklerini, hangi çizim kalemleri üzerinde daha başarılı sonuçlar verdiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra hangi beyaz kalemi, hangi çizim kalemleri üzerinde kullanmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Beyaz pastel kalemlerini ise bir önceki videomda yine detaylı bir şekilde anlattım. Onu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Çünkü çizimde farklı yüzeylerde kullanabileceğimiz birbirinden farklı özelliklere sahip beyaz yani highlight kalemler mevcut. Gerçekçi çizimlerde başarılı sonuçlar elde etmek için bunların hepsini bilmeniz gerekli. O videoyu da kolayca ulaşıp izlemeniz için sağ üst köşeye bırakıyorum. Üzerine tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. Evet, videoya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız memnun olurum. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için ise bildirim zilini açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın. Videomuz başlıyor. Keyifli seyirler. Evet, şimdi de Faber-Castell'in polikromos kalemini bakalım nasıl bir vurgulayıcı etki yapacak. Hep birlikte yine deneyip gözlemleyelim arkadaşlar. Evet, öncelikle Faber-Castell polikromos kalemimizi Derwent Grafik 3B'nin üzerinde hemen deniyorum. Evet, daha ilk sürüşte bir etki vermeye başladı. Evet, yine tekrar katman yapıyorum. Evet, böyle daha grimsi bir etki elde edebildim. Evet, değişik şekillerde deniyorum. Evet, sanki yine böyle beyaz kalemleri blender kalem olarak kullananlar var. Böyle hafif bir ton açsın hem de böyle bir beyazlık versin diye. Sanıyorum Derwent'in üzerinde Faber-Castell'in polikromos kalemini bu amaçta kullanabilirsiniz. Bakın, ben burada beyazlatıcı kalemleri gösterirken yani hiçbirinin daha iyi ya da daha kötü olduğunu göstermeye çalışmıyorum. Şunu ayırt etmemiz lazım arkadaşlar. Yani her yüzeyde her kalem olmuyor ya da farklı bir etki veriyor. Ya da bir kalem başka bir üzerinde çok güzel bir etki verirken başka bir yüzey üzerinde hiç güzel bir etki vermeyebiliyor. Yani bunun bilincinde olalım lütfen. Evet, şimdi de Faber-Castell 3B kalemimizin üzerinde deniyorum. Evet, burada da daha az bir etki. Yani Faber-Castell'in üzerinde yine Faber-Castell polikromosu bu şekilde bir blender kalem gibi kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir etkisi var. Hatta Derwent üzerinde daha beyaz ama Faber-Castell polikromos kalemimiz Faber-Castell 3B kalemin üzerinde daha böyle bir blender kalem gibi bir etki veriyor. Özellikle detaylı gerçekçi çalışmalarda çok ihtiyacımız olan kalemler. Evet, bakın şöyle açık alanlarda deniyorum yine. Belki orada biraz daha bakın hafif beyazlatıcı bir etkisini görebiliyoruz. Ama daha katmanlı alanların üstünde yine hafif, çok hafif bir grileştirme, çok bir etkisi ve kaynaştırma etkisini yine görüyoruz. Evet, polikromos kalemimizi şimdi Faber-Castell kömür kalem üzerinde deniyorum. Evet, hemen daha sürer sürmez bir etki verdi. Daha açık alanlara sürüyorum. Bakın.
Orada da pek etkisi değişmedi. Yine tekrar tekrar katman atıyorum. Evet, gördüğünüz gibi Dervente, Stabilo ve Kepsi Malinka göre hepsinden daha az bir etki verdi. Daha grimsi bir etki elde ettik Faber-Castell Polikromos kalemle. Aslında hani çok da önerilen kalemler arasındadır ama ben gördüğünüz gibi birebir gözünüzün önünde yapıyorum. Şimdi de Faber-Castell Polikromos beyaz kalemi, Faber-Castell Polikromos siyah kalem üzerinde deneyelim bakalım orada nasıl bir etki verecek. Evet, yine eyvah eyvah diyorum. Neyse eyvah eyvah demeyeyim. Yine böyle bir hafif böyle ton açmak için blender kalem gibi kullanılabilir. Yine kendi markasından olan polikromos, beyaz polikromos siyah kalemin üzerinde. Tabii farklı renkler üzerinde de bunlar denenebilir ama biz şu anda hani genellikle çizim ve kara kalem üzerinde durduğumuz için özellikle siyah renk olanların üzerinde bu deneyimi görmek istiyorum. Görmenizi istiyorum ayrıca. Evet, bakın. Yani zorlasam da olmayacak bu kadar. Evet, şimdi de Faber-Castell grafit kalemimizin üzerinde Faber-Castell polikromos kalemimizi deniyorum. Evet, burada da yine adeta bir karıştırıcı blender kalem gibi bir etki verdiğini görüyoruz. Yani bu tip yüzeylerde belki polikromos kalemi, yani bir Faber-Castell polikromos üzerinde, Faber-Castell'in grafit kalemi üzerinde, çizim kalemlerimiz üzerinde böyle bir hani karıştırıcı etki vermek için kullanabileceğimizi düşünüyorum. Yani belki böyle biraz tonlama yapmak, biraz karıştırmak. Belki biraz bu şekilde cilalamak gibi düşünebiliriz bu kalemleri kullanırken. Evet, şimdi de Stabilo Carbotello üzerinde deniyorum. Evet, yine sürer sürmez. Tabii bu biliyorsunuz bir kuru boya çeşidi ama ucu hani daha kırılmaya dayanıklı bir oldukça gerçekten sağlam bir ucu var ve yüksek pigmentasyona sahip. Ama farklı yüzeylerde Faber-Castell Polikromos kaleminde farklı etkiler verdiğini hep birlikte görüyoruz. Yani adeta alttaki boyayı zemine böyle mühürlemek gibi bir işlem yapıyor. Biraz da daha da bir beyaz etki yaptı ama şurada gördüğümüz Dervent'e göre, Stabilo'ya göre ve Kepsi Malinka göre biraz daha açık, daha grimsi bir etki elde ettik. Evet, şimdi yine en çok kullanılan kalemlerimizden birisi Prismacolor Premier'in beyaz kalemini kullanacağım. Çok farklı böyle arkadaşlarımızın da çalışmalarında kullandığı bir beyaz kalem. Bir de biz kullanalım bakalım. Bir de bizim gözümüzden bakın istiyorum. Hemen zaman kaybetmeden devam ediyorum. Prismacolor Premier kalemi Dervent Grafik 3B kalemimizin üzerinden başlıyorum denemeye. Evet, Faber-Castell Polikromos'a göre biraz daha beyaz bir etki verdi. Evet, bakın katman katman sürdükçe biraz daha etrafında kalıntılar bırakarak beyaz bir etki vermeye başladığını görüyoruz. Evet, böyle daha kaygan, daha yağlı bir etkisi var arkadaşlar. Yani burada Dervent pastel kalemi biliyorsunuz ama bu bir kuru boya çeşidi. Daha yağlı bir etki bıraktı. Sanıyorum böyle biraz sanki kazırcasına sürdüğünüzde biraz daha etkili olduğunu görüyoruz.
Ama sanki bu kalem üzerinde yine Derwent kalem önde gidiyor gibi. Yani bu biraz daha mat bir etki bıraktı. Prismacolor Premier ise biraz daha böyle parlak bir etki bıraktı. Ama ton olarak baktığımızda hani Derwent'in daha beyaz bir etki bıraktığını görüyoruz. Bunun ise sanki böyle bir ışık yüzmesi gibi beyazlık bıraktığını, yani daha parlak bir şekilde bir beyazlık bıraktığını görüyoruz. Ama yine tam bir beyaz değil gördüğünüz gibi. Ama burada bakın sürdükçe, alttaki katmanlar çıktıkça daha bir beyazlaştığını görüyorum. Yani sanıyorum bu kaleme biraz katman katman çalışmak gerekiyor. Evet, hilalim adeta bir ay çöreğine dönüştü bu arada. Evet, şimdi kalemimizi Faber-Castell 3B üzerinde deniyorum. En çok kullandığımız çizim kalemlerimiz Faber-Castell'ler. Tabii bu kişiden kişiye değişir ama genellikle hani öğrenci tipi her yerde bulunabilecek diğer çizim kalemlerine kadar, kalemlerine göre daha ekonomik kalemler olduğu için en çok kullanılan çizim kalemleri diyebiliriz. Evet, bakıyoruz. Faber-Castell çizim kalemin üzerinde hiçbirinin vermediği bir etkiyi verdik, görüyorsunuz. Ne Derwent, ne Stabilo, ne Capsmiling pastel kalemleri, ne Faber-Castell Polikromos'tan böyle bir etki alamadık. Ama demek ki Faber-Castell'in üzerinde beyaz Polikromos kalemimizi kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani çok mu vurguladı? Çok bembeyaz bir etki elde etmedik. Ama gördüğünüz gibi oldukça da etkili olduğunu görebiliyoruz. Evet. Buraya kadar baktığımızda gördüğünüz gibi tek Faber-Castell kalemlerimizin üzerinde vurgulayıcı kalem olarak şu ana kadar denediğimiz kalemler arasında Prismacolor Premier'in hepsinden çok çok başarılı bir sonuç ortaya koydu. O zaman ne öneriyorum ben? Faber-Castell'lerin üzerinde, çizim kalemlerinin üzerinde Prismacolor Premier kalemimizi bir vurgulayıcı kalem olarak sizlere önerebilirim. Gördüğünüz gibi. Çünkü en çok kullandığımız çizim kalemi bu. Evet, sanıyorum kalemin ucunu biraz açmam gerekecek arkadaşlar. Kısaldı. Evet, hemen Prismacolor Premier kalemimizi Faber-Castell kömür kalemi üzerinde deniyorum. Vay güzel. Hemen yağ gibi sürüldü arkadaşlar. Tabii siz oradan zaten bakın diğerleri kadar çok ses de çıkarmıyor. Çünkü çok kolay sürebiliyorum. Hemen hissediliyor yani. Evet. Ucunu incelttiğimizde daha da detaylı çalışmalar yapabiliriz. Ben çok da fazla inceltmedim ucunu. Evet, katman katman sürdükçe biraz daha kendine alan açıyor. Biraz daha beyazlıyor. Çünkü alttaki boyayı bir şekilde kaldırıyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz ucunda bu şekilde şeyler birikiyor. Evet, buraya kadar kıyasladığımızda da yine sadece en iyileri olarak gözüme çarpan Derwent, Capsmiling ve Prismacolor Premier. Ama Derwent ile ikisi arasındaki fark, bu daha mat bir beyaz, bu ise biraz daha parlak bir beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yine tam beyaz diyemeyiz ama oldukça beyaza yakın bir vurgulayıcı kalem olarak kullanabiliriz. Evet, şimdi de Faber-Castell
polikromos üzerinde deniyorum. Evet, burada da şey yaptım ama bir üstteki kadar, kömür kalemin üstündeki kadar yine yani şey yapamadım. Evet. Ama yine böyle bir ton vermede polikromosun üzerinde de kullanabiliriz. Gerçi polikromos beyazı da diğer kalemler üzerinde kullanıyoruz ama işte farklı farklı özelliklerde farklı kalemler üzerinde farklı sonuçlar verebileceğini zaten söyledim. Hep birlikte de bunu zaten gözlemliyoruz. Evet, yine biraz katman katman uğraştıkça biraz daha etki alabiliyoruz arkadaşlar. Evet, yine çizim kalemi olarak kullanılan grafit kalemler, onun üzerinde hemen denemek istiyorum, göstermek istiyorum sizlere. Evet, bunun üzerinde de adeta böyle yağlı bir etki bıraktı. Daha çabuk tutunmaya başladı ama daha çabuk bir vurgulama özelliği olmadı. Daha gri tonda. Tekrar tekrar katman yapmaya çalışıyorum. Evet, grafik kalemimiz üzerinde en iyi sonuç veren şu ana kadar Derwent ve pastel kalemimiz ve Prismacolor Premier oldu. Yine bu biraz daha parlak ışıklı ama daha griye çalan bir beyaz, ama bu daha beyaz ama daha mat bir beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü pastel toz pastel olmasından kaynaklı. Evet, şimdi de Stabilo üzerinde hemen deniyorum. Evet, burada da hemen renk vermeye başladığını görüyoruz. Yani pastel kalem üzerinde deniyoruz Prismacolor Premier kalemimizi. Evet, gayet güzel. Pardon, elim kaydı. Evet arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi Stabilo üzerinde yine en etkili olan kalemlerden birisi Derwent. Stabilo, Carbatello, Keep Smiling ve Prismacolor. Ama şöyle baktığım zaman yine Derwent önde beyazlık olarak. Ama yine Premier Color'da da Premier Prismacolor'da da diğerlerine göre biraz daha beyaz bir etki verdik. Ama Keep Smiling'da fena değil. Yani o da buna yakın ve daha çok pastel kaleme yakın beyaz bir etki verdi ama Derwent beyaz pastel kalemimiz önde gidiyor bu alanda. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda kuru boya beyaz kalemlerimizi tanıttık. Dilerim gerçekçi çizimlerde kullanmak için sizlere bu bilgiler faydalı olur. Video ile ilgili soru ve yorumlarınız varsa aşağıdan yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Sizlerin de kullandığı başka beyaz kuru boya kalemler varsa yazarsanız memnun olurum. Ben de denemek isterim. Bir sonraki videoda ise gerçekçi çizimlerde kullanılan beyaz, yani highlight jel kalemleri tanıtacağım. Bundan sonraki videolarımı merak ediyorsanız ve yeni videoların gelmesini istiyorsanız, bana destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın. Ayrıca videoma beğeni ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum değerli izleyiciler. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.